Tekrardan selamlar arkadaşlar, ben Deniz Yazor ve bugün sizlerle beraber arkadaşlar Minecraft'ta Skyverse'de kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugün başlıktan da görmüş olabileceğiniz gibi arkadaşlar sizlere efsane süsli texture pack'ler tanıtacağım ve bu pack'ler FPS arttıracak. Belki biliyorsunuzdur, ben birkaç haftadır arkadaşlar kanala video atamıyordum, kanala depo videolar geliyordu. Ve sonunda geri döndüm, geçenlerde açtığım yayınlarda çok fazla FPS texture pack isteyenleri gördüm. Yani ben daha önce tanıttım diyorum ama yine alsın yeni pack istiyoruz diyorlar. Ve 2-3 haftada da texture pack videosu atamadığım için, yeni texture pack videosu atamadığım için dedim ki bugün size güzel texture pack'ler bulayım ve onları size tanıtayım. O zaman dostlarım videoda texture pack'lerimizle beraber görüşmek üzere. Hadi bakalım videoya geçelim. Evet kankalarım, karşınızda Tontiş ben. Tontiş mi? Lan niye ben Tontiş oldum şimdi? Okey, şu anda ilk texture pack'imizle karşınızdayım. Bugün sizlere 2 tane 8x8 texture pack tanıtacağım arkadaşlar. Videonun başındayken söyleyeyim arkadaşlar, bu texture pack'lerin FPS arttırmasını umuyorum. Çünkü şu anda kullandığınız texture pack'ler kaliteli olabilir. 16x16 olabilir. Bunlar 8x8 olduğu için arkadaşlar sizlerin bilgisayarını biraz daha az yorulacak, daha az görüntü renderlayacak bilgisayarlarınız. O yüzden FPS'iniz bir tık artabilir arkadaşlar. Tabii FPS'iniz çok daha fazla artabilir, bu bilgisayarınıza bağlı. Ama bilgisayarınız aşırı kötü olabilir, hani çok eski olabilir, o zaman belki arkadaşlar FPS arttırmayabilir. Veya bilgisayarınız zaten iyidir, alabileceğiniz en yüksek FPS'i alıyorsunuzdur. O durumlarda yine FPS'iniz artmayabilir arkadaşlar. Söyleyeyim bunları baştan. Şimdi ilk texture pack'imle beraber oyuna geçiyorum. Bu arada yorumlar kısmında iki texture pack'in de indirme linkini bulabilirsiniz kankalarım. Selamünaleyküm abi, biz geldik. Bu arada abi texture pack'teki hiçbir şey hakikaten belli olmuyor. Bu abi fire change'miş, yani abi fireball mu deniyor bunlara? Aynen, ateş topuymuş abi o. Şu an önümü göremiyorum. Kılıçlar kılıca benzemiyor. Sandıklar sandığa benzemiyor. Bloklar bro'ya benzemiyor. Şu an kafam çok karıştı. Neye basacağımı bilemedim abi. Hepsi birbirine benziyor. Hepsi de pek bir çirkin. Şurada bir delikanlı var, yavaş yavaş ortaya doğru gidiyor. Ama ortadaki chest'i benden önce açmış gibi çocuk. Şöyle iki tane olta atayım, çocuğu aşağıya düşürmeye çalışayım. Düşerse çok güzel olur. Ve çocuk kendi arkadaşlar aşağıya düştü. Görüşürüz kankam, kendine çok cici bak. Bu tek çüpekle çok fazla oynamadım arkadaşlar. Bir kere sadece tek çüpek çalışıyor mu diye denedim, daha doğrusu size doğruyu söyleyeyim abi. O yüzden tek çüpeklere alışmak zaman alıyor. Yani size bu texture pack'leri indirdiğiniz zaman ilk 1-2 eliniz, hatta ilk 5-10 eliniz kötü olabilir arkadaşlar. Ama eğer FPS'iniz cidden artarsa oynamaya, denemeye tabii ki de değer. FPS artması için arkadaşlar bence bu pack'lerle oynanabilir. Ve son çocuk da şurada arkadaşlar. Selam kankam, nasılsın, umarım iyisindir. Alper Gapple'daymış. Alper'i pek kesme ümidim yok çünkü seti de daha güzel. Ve Alper'i düşürdüm arkadaşlar. Alper'cim görüşürüz kankam, kendine çok cici bak be. Oyunu da kazandık, ellerine sağlık. Evet, ilk texture pack'im bu şekildeydi arkadaşlar. Şimdi ikincisine geçeceğim. Bu arada bu texture pack'lere 10 üzerinden puan vermeyi unutmayın. Texture pack 1, 2 diye. Hatta gelin beraber bunlara isim koyalım arkadaşlar. O zaman şöyle olsun arkadaşlar. İlk texture pack'imizin adı Alpha olsun. İkincisinin adı Beta olsun. Alpha texture pack'i arkadaşlar siz kaç puan veriyorsunuz? Söyleyin bakalım. Şu anda kullandığımız Alpha'ydı. 10 üzerinden puanlamanızı yapın arkadaşlar. Kafanızdan bir rakam tutun. Şimdi ikinci texture pack geçeceğim. Onu da arkadaşlar kafanızdan bir rakam tutun. İkisi arasında karşılaştırma yapın. 10 üzerinden ikisine de güzel güzel puanlar verin. Tamamdır arkadaşlar, ikinci texture pack'ime geçtim ve şu anda beta texture pack'teyim bizim adlandırmamızda. Bir elli beta texture pack'li Skyverse açacağım. Bunu çok az oynadım. Diğerini hiç değilse bir el oynamıştım. Bunu sadece açıp baktım doğrusu. Sebebi de şu arkadaşlar, bu texture pack'lerin texture'larına bakıyorum. Cidden FPS arttırabilecek mi diye açıyorum, inceliyorum. Bunlarla çok fazla oynamamaya çalışıyorum çünkü oynanmıyor arkadaşlar bunlarla. Yani ben Yggdrasil 50k texture pack'e çok alışmışım, o yüzden bunlarla oynayamıyorum abi, öyle söyleyeyim ben size. Bu texture pack'in kılıçları biraz daha uzun, o yüzden bana çirkin geliyor. Tabii uzun kılıç sevenler de vardır aranızda, ben çok sevemiyorum arkadaşlar. Aranızda uzun kılıç seven var mı abi? 3-4 yıl önce kısa kılıçlı arkadaşlar texture pack'ler moda değildi. Herkes böyle uzun kılıç kullanırdı. Kısa kılıç kullanana hatta hani çok fazla laf da edilirdi yani. Texture pack'lerini beğenmezlerdi hiç değilse. Okey, bir arkadaşı düşürerek kestik. Bayağı uzun bir vs attık onun. Onun da oltası vardı. O biraz sıkıntı yarattı bana. Şuradan bir delikanlı bana doğru geliyor. Delikanlıyı fireball'la arkadaşlar birazcık arkaya doğru ittim. Güzel, ufaktan ufaktan onu kaçırmayı başardım. Çocuğun seti çok daha güçlü olduğu için çocukla vs atmak istemiyorum. Her türlü keser zaten adam, gerek yok. Zaten benim oltam da yaralanmış, o yüzden olta bakımından vesaire gerideyim diyecektim. Tamam, yeni bir olta bulduk. Güzel, şu an sadece bir chest plate'e ihtiyacım var. Bir de kaskımla pantolonu protection basabilirim. Yani protection olanını bulursam çok daha hoş olur. Şurada delikanlıyı gördüm, o beni görmedi galiba. O yüzden onu şöyle bir fireball'la tekrardan deneyeceğim ama fireball'u sektirdi abi. Helal lan sana. Bu çocuktan tek kurtulma yöntemimiz galiba aşağı düşürmek. Deniyorum aşağıya düşürmeyi. Tamam, çocuk kendi kendine düştü ve öldü abi. Çok hoş oldu. Son delikanlı da şurada bizi bekliyor.
Ama sesi vesaire full olduğu için şu anda o çocuğa dalamayız abi. Çocuk bizi tabiri caizse tokatlar. Çocuk diyor ki abi yukarıda ne yapıyorsunuz siz diyor. Niye o kadar savaş sesi geliyor diyor. Gel aşağı bro yazıyor. Kardo benim şurada iki bir set bulmam lazım. Biraz set, biraz da kılıç bulduktan sonra yanına geleceğim, sorun yok. Zaten alan da geliyor şu an, her türlü yanına gelmek zorunda kalacağım galiba senin ben. Aa benim setim yok, kılıcım yok ya. Yani ufak bir iki kılıç, bir iki set bir şey bulsaydık çok mutlu olurdum. Çünkü çocuk aşağıyı löpletmiş abi, yemiş yani. O yüzden onun yanına çok gitmek istemiyorum abi. Kardo buradaki chestleri de galiba baltayla kırmışlar ben almayayım diye. Aha şurada açılmayan bir chest var sanırım. Abi chest belki açılmamıştı ama yine ihtiyacım olan hiçbir şey çıkmadı chest'ten. Ya bir chest plate, bir enchi pantolon, kılıç mılıç bir şeyler çıksa çok hoş olur. Çıkmıyor ama. Evet yukarıdan çocuk ok atmaya başladı bana. Alanda geliyor, mecburiyetten aşağıya atlayacağım. Hiç öyle ortaya doğru yol yapıp arkadaşlar kanserlik yapmayacağım. Selam Kardo, kafana indir pöyle atıyorum ve vurmaya başlıyorum o zaman. Evet tahmin ettiğim gibi arkadaşlar kılıcı, enchant'lı ve hemencecik benim önüme geçti VS'de. Abi alana sıkıştık, alana sıkıştık. Oh maşallah, bir de gapple yedi. Oh bir de ok sıkıyor. O zaman ben direkt salıyorum arkadaşlar, hiç işi uzatmıyorum. Çocuk çok güçlüydü, çocuğu kesemezdik, enchi kılıcı falan vardı delikanlının. Helal olsun diyoruz arkadaşlar. Evet diğer tek çubuk'a tekrardan geçiyorum. Bir de o tek çubuk'a tekrardan bakalım. Diğeriyle oynadık arkadaşlar ve aradaki farkları az çok gördünüz. Şimdi diğerine geri döndüm ki hangisinin daha iyi olduğunu daha güzel bir şekilde seçebilin. Şahsen ben halen bu tek çüpekten yanayım. Diğerinin kılıçlarını çok sevemedim ben ya. Bu tek çüpek daha güzel sanki ha, ne diyorsunuz? Ve arkamdan bir delikanlı geldi. Hop o da aşağıya doğru düştü. Görüşürüz kankam. Bu arada ben bu pekte Ender Pearl'ü şu anda fark ettim. Ender Pearl griymiş. İndirecek olan varsa haber olsun. Ender Pearl'ler gri, fark etmiyorsunuz abi. Ve galiba şurada Gapple. Evet Golden Apple da gri abi. Ben Golden Apple'ı da yeni fark ettim. Belki de ilk oyun arkadaşlar elimizde Golden Apple'da Ender Pearl vardı ama biz fark etmedik. Evet bu durum birazcık beni üzdü doğrusu abi. Elimde olan şeyleri fark etmiyorum ya. Trajikomik bir durum arkadaşlar. Halimize gülmemiz lazım ya. Aha çocuğun biri önümde arkadaşlar, aşağı atladı gördünüz mü? Biz de şimdi farklı bir çocuğu düşürdük. Görüşürüz kankam o zaman, kendine çok iyi bak. Şu çocuk son iki kalanlardan bir tanesi. Kalanlardan bir tanesi. O yüzden bu çocuğu direkt bir kesmeyi deneyeceğim. Aşağı düşürmezse keseriz diyecektik. Kesmişiz zaten, oyunu da kazandık. GG. Evet tekrardan diğer tek çubuk'a geri döndüm arkadaşlar. Artık aralarındaki farkı iyice anlamışızdır. Şöyle söyleyeyim, bence bu tek çubuk biraz daha net arkadaşlar. Blokları vesaire biraz daha net. O yüzden bunu daha çok oynarlar diye düşünüyorum. Yani ikisi arasında bir seçim yapmanız gerekirse kalite bakımından bunu seçmeniz gerekebilir. Çünkü çok daha net duruyor tek çubuk. Oo arkadaşlar burada güzel bir takımımız var. Selamlar arkadaşlar, videoya selam deyin. Bir de vuruyormuş gibi yapıyorlar galiba birbirlerini ama vurmuyorlar. Vuruyorlar mı vurmuyorlar mı çok anlamadım. Belki de bakıyorum niye birbirlerine vuruyorlarmış gibi yaptı çakallar ama en başta bir takım olduklarını gördüm sanki. Neyse günahlarını almayalım. Craftrise yetkilileri artık onu arkadaşlar kanaat getirirler. Kendileri seçerler. Küçük bir tane zombi pikmenimiz var arkadaşlar. Zombi pikmen mi? Bu pikmen değil lan, bu zombi direkt. Küçük bir zombimiz var abi. VS atacak millette diyecektim ama küçük zombimiz arkadaşlar yandı maalesef. Şu anda buradaki iki arkadaş VS atıyor. Onların VS'sine tanıklık etmek istiyorum ki diğer önden giden, önden giden diyorum. Bak şu arkadaki çocuk var ya, gram umursamadı beni diyecektim. Şimdi döndü geri. Tekrardan ilerledi arkadaşlar. Tekrardan dedi ki kardeşim sen bir git bir VS atalım, ondan sonra geliriz sana dedi. Ya diyor ki şu anda önce şunu keseyim sonra seni keseceğim demek istiyor bana ama galiba düşürecek onu diğer çocuk. Şöyle bir boostayım onu diğer çocuğa doğru. Alev topu falan attı abi. Ben o VS'ye arkadaşlar birazcık musallat oluyorum. Sebebi de VS'yi kazanmak istemem. Cleanup atmak istemem ikisinden bir tanesine. Kestik GG. Ama kesmemiz bayağı uzun ve zahmetli oldu arkadaşlar. Şu anda da bütün canım gitti. Evet son kalan çocuk da her ne kadar set olmasa da şu anda arkadaşlar kalbim olmadığı için benden çok daha avantajlı bir durumda. Ve çocuğu aşağı düşürdük diyecektim, düşmedi. Hop olta attım, düştü. Kazandık mı? Oyun bitmedi abi. Lan çocuk hala yaşıyor mu? Ah kazandık. Sanırım orada bir yere tutundu abi ve ölmedi. Orada yaşamaya inatla devam etti abi. Helal olsun kankam diyorum o zaman sana. Evet dostlarım bu videodan da bu kadar da. İzlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Adımın da anlama geldiği gibi o güzel yüzünüzden, o güzel gülücünüzü umarım hayatınız boyunca hiç eksik etmezsiniz kankalarım.
Tökçük Bekleyin'in indirme linklerini yorumlar kısmında bulabilir. Ayrıca ücretsiz bir şekilde indirip siz de deneyebilir ve yorumlarınızı yapabilirsiniz Tökçük Bekler'le ilgili. Sonraki videoya kadar görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın ve bye bye.